Bir hak neden istenir? Bir şeylerden korunmak için mi? Yoksa o hakkı kullanarak daha iyi yaşamak adına mı? Cevap yüzyıllardır aranıyor. Kanlı kansız uzun mücadeleler, savaşlar, zindanlar, sürgünler hep kilometre taşlarıdır hak kavramının. Zamana ve mekana göre değişmiş çoğu kez. İnsanın insan olmasından kaynaklanan hakları. Tanımlar ve uygulamalar dönemlerin egemen gücünün olması gereken ölçütlerine hapsedilmiş bir zaman. Öyküsü insanlık tarihiyle neredeyse eş. Alınan her karar, yapılan her uygulama aynı gerekçelere dayanmış. Bazen öldürürken haktan söz edilmiş, bazen yaşatırken. Ta ki modern çağda savaşlar sonrası acılar üzerine inşa edilirken nihayet yazıya dökülmüş. 1948 yılında Birleşmiş Milletler, barışın sürekliliğine de katkıda bulunmak üzere insan hakları evrensel bildirisini ilan etmiş. Böylece insan hakları tarihte ilk defa otorite kazanmış. Geçerliliğini genel uzlaşmadan alarak. Üye olduğundan Türkiye kuruluşundan bu yana Birleşmiş Milletler'e bu konudaki iradesini hem Birleşmiş Milletler'de hem 1949 yılında kurulan ve yine kurucusu olduğu Avrupa Konseyi içinde göstermiş. Bu konudaki tartışmalar dünyanın hiçbir yerinde bitmemiş. Gelişmeler de öyle. 1953'te Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul edip onaylamış. İşte o gün bugündür bazen münferit, bazen toplumsal olaylarda en çok konuşulan olmuş insan hakları kavramı. Ama genel olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin koruma sistemi içerisinde yer almasından sonra devlet aleyhine burada açılan davalar dışında gündelik yaşama pek girmemiş. Bu yüzden ilgi alanı dışında olanlar hariç yeterli bilgiye hiç sahip olamamışız. Ama konuşmuşuz hem de çokça. Eğitim her çocuğun gitmesi gereken okul veya başka türlü alanlarda eğitim almasıdır ve bu zorunludur. Bunu eğer yapılmazsa çocuk insan hakları mahkemesine gidilir ve bundan da insanlar eğer çocuklarını göndermezlerse onların geleceği kaybolur. Onlar bir daha yani buraya tutsak kalıp buradan bir daha bir yere gidemezler. Çocuğun eğitim hakkı engellenirse bunda sorumlu kimdir sence? Aile veya o orada buna insanların suçudur. Eğer aile yapmıyorsa oradaki insanlar veya öğretmenler o aileyi uyarıp onlara çocuklarını göndermelerini söylemeleri gerekiyor. İfade özgürlüğü insanların düşündüklerini çatır çatır söyleyebilmeleri fakat söyleyemiyoruz. Çünkü bizim ülkemizde hala düşünce suçundan yatan insanlar var. Ve hatta Nazım Hikmet gibi bir gerçeğimiz bile var. Oraya getiremediğimiz bir mezar var Rusya'da. Şimdi efendim herkes dernekleşme var. Yani mesela diyelim bizim Urfa'da dernekleşme olmuş. Fakat ben bu gibi şeyleri tavsiye etmiyorum yani. Bu gibi şeyler bana göre yanlış yani. Yani herkes kendi kafasına göre bir dernekleşme yapmış. Herkes kendi kafasına göre bir kurum kurmuş. Efendim yok A, B, C diye böyle bir şeyler. Tabii ben isim vermiyorum. Bana göre bu gibi şeyler bu ülkede yazık. Yani hep biz kardeşiz. Bir ara mecliste öyle bir kurulun olduğunu biliyordum ama vilayetlerde bu kurulların olduğunu bilmiyorum. İlk defa duydum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilir. Türkiye'de bir kurul var mı? Türkiye'de yok gibi geliyor bana. İnsan Hakları Derneği'ne başvurmalı. Başka da bir bilmiyorum. Peki illerde bir insan hakları kurulları var. Hiç duydunuz mu? Nasıl? Valiliklerde, illerde insan hakları kurulları var. Hiç duydunuz mu? Yok, duymadım. İnsan hakları mahkemelerine başvuruyorlar ama sanırım bu uluslararası bir mahkeme. Türkiye'de bilmiyorum ne yaptıklarını. İllerdeki insan hakları kurulunda duymuştum. Yalnız yani bu sıralamadaki hiyerarşideki yerini bilmiyorum. Mahkemelerden sonra mı, önce mi, önce nereye başvurulmalı? O konuda fazla bilgim yok doğru söylemek gerekirse benim de. İnsan hakları kurulu var. Bundan bilgim var mı? Var, biliyorum.
Yani biliyorum derken... Nasıl başvuracağını filan? Yok, oraya nasıl başvuracağını bilmiyorum ama şikayet ve işte dilek şey kutusu gibi bir şey olduğunu düşünüyorum. Herhalde öyle başvuruluyordur. İnsan hakları kavramının tanımının yapılmasının zorluğu, beraberinde başka girişimleri de gerektirmiş. İnsan hakları alanına nelerin girdiği ya da girmediğini ortaya koymak. Ve insan haklarının hangi mekanizmalarla korunup geliştirilebileceğini araştırmak. İşte bu arayış, Başbakanlığa bağlı bir insan hakları başkanlığı ile il ve ilçelerde insan hakları kurullarının oluşmasını sağlamış. Bu kurumları daha yeni yeni tanıyan vatandaşın kafasındaki soru şimdi bu kurumlara nasıl başvuracak? Vatandaşlar bize Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'na bizzat başvuruda bulunabilecekleri gibi illerde il insan hakları kurullarımıza, ilçelerde de ilçe insan hakları kurullarına bir dilekçeyle bizzat başvuruda bulunabilirler. Ayrıca www.ihb.gov.tr internet sitemiz yeni devreye girdi. Buradan da şikayetlerini bildirebilirler. İşte bugün Türkiye'de insan hakları ve reformlarının uygulanmasına destek projesinin son günü. Şu anda izlediğiniz bu kısa film ve filmlerin de dahil olduğu proje kapsamında neler yapıldıysa bugün burada sunulacak ve değerlendirilecek.